Oha diyorum'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Daha önce tuhaf yemeklerle ilgili bir video yapmıştık. Bu videodaysa tuhaflıklarının yanı sıra tehlikeli olan yemekleri derledik. Yani bu yemekler hem garip hem de insanı öldürebilecek kadar tehlikeli. Bu yemeğin adı Sannakji. Yavru ahtapotu canlı canlı yiyorlar. Güney Kore'de çok popüler. Tehlikeli olansa şu, ahtapot parçalara ayrılsa bile hareket etmeye devam ediyor. Yutarken vantuzlarıyla insanın boğazına yapışma, soluk borusunu tıkama ihtimali var. Sıradaki yemeğimizin ismi Hakarl. İzlandalılar yapıyor. İzlanda kıyılarına özel bir köpek balığı 4-5 ay bekletilerek çürütülüyor. Peki neden? Çünkü köpek balıkları içlerine doğru işediği için tazeyken yenilemiyor. Bekletilerek çişten yani üreden arınması sağlanıyor. Ama tabii hala yüksek miktarda amonyak içerdiği için emin ellerde yapılmazsa insanı zehirleyebiliyor. Üçüncü sırada Afrika'dan bir yemek var. Boğa kurbağası bacağı. Adından da anlaşılabileceği gibi boğa kurbağasının bacaklarından yapılıyor. Bu kurbağanın en sevdiği hayvan fare olduğu için de tabii birçok hastalık taşıyabiliyor. Buna rağmen Kongo, Mozambik, Tanzanya gibi ülkelerde boğa kurbağası bacağı deyince insanların ağzı sulanıyor. Sıradaki yemeğimiz Japonya'dan. Pufferfish. Türkçe söylemişiyle balon balığı. Tehlike anında vücudunun 3 katı büyüyor. Ayrıca bir özelliği daha var. Dünyanın en zehirli ikinci deniz canlısı. Menüsünde balon balığı olan restoranlar Japon hükümeti tarafından sürekli kontrol ediliyor. Aşçıların özel eğitimden geçmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu balığı yiyenler anında ölüyor. Beşinci yemeğimiz yine bir balık. Bunun adı taş balığı. Dünyanın en zehirli balıklarından biri olarak kabul ediliyor. Kızartması Singapur'da çok popüler ve özellikle de yavruları makbul. İlginç olansa tadının hiç de iyi olmadığı söyleniyor. Fakat yine de birçok restoranda servis ediliyor. Sıra geldi içeceklere. Mideniz hassassa videoyu şimdi lütfen kapatın. Birazdan görecekleriniz midenizi ağzınıza getirebilir. Bu bir şarap. Çin'de ve Kore'de sağlık amacıyla içiliyor. Yavru fareler daha gözleri kapalıyken annelerinin yanından alınıyor ve canlı canlı pirinç şarabının içine konuluyor. Dediklerine göre bu şarap astımdan böbrek hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa iyi geliyormuş. Üstelik içtikten sonra bir tane de yavru fare yiyorlar. Sözün bittiği yerdeyiz arkadaşlar. İşte bu da yılan şarabı. Vietnam, Kore ve Çin'de çok popüler. Birçok hastalığa iyi geldiğini iddia ediyorlar. Özellikle zehirli yılanlardan yapılanı makbul. En çok da kobra kullanıyorlar. İnternette şarabın içindeki yılanın içenleri ısırdığına dair birçok haber var. Evet, zehir karışması bir yana içindeki yılanlar bile ayrı tehlike arz ediyor. Son içeceğimiz yine zehirli bir hayvanla yapılıyor ve yine Asya ülkelerinde yaygın. Akrep şarabı. Pirinç şarabının içine en zehirli akrep türleri konularak yapılıyor. Yılan şarabı gibi bu da hastalıklara iyi geldiği için içiliyor. Hatta isterseniz içinde hem yılan hem de akrep olan şaraplar var. Sırada video önerisi var. Kardeş kanalımız Vivox TV'de Ekin sokakta insanların telefonunu çalma şakası yaptı. Tıklayın bakalım telefonu çalınanlar nasıl tepkiler vermiş. Diğer videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.